Merhabalar. Bugün sizlerle Cumhuriyet dönemi edebiyatını tekrar edeceğiz. Ana hatlarıyla, ana çizgileriyle, en önemli isimlerle, en genel başlıklarıyla. Fakat soruları direkt yakalayabileceğimiz noktalarda bu dönemi tekrar edeceğiz. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim ki. Şunu iddia edebilirim ki bu videoyu izledikten sonra 10 tane Cumhuriyet dönemi edebiyatı sorusunu sorusunun 5 tanesini direkt yakalayabilirsiniz diye umuyorum ve düşünüyorum, inanıyorum. Derslerde anlatılmayan, kaynaklarda dile getirilmeyen fakat genel bir panoramik bakış kazandırmaya çalışacağım size. Ve bu panoramik bakışla o derslerde değinilmeyen fakat ÖSYM'nin sorduğu alan sınavları da dahil KPSS alan sınavları da dahil. Üniversite giriş sınavı da dahil. Sorulan sorularda çok fazla dile getirilmeyen amma ve lakin çok çok önemli bir ayrıntıyı anlatacağım. Ve bunu tamamına yaymaya çalışacağım. Buraya dikkatle bakmanızı bunu dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet dönemi edebiyatına geçiş yapmadan önce bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. Bu çok çok önemli bir mesele. Özellikle ve özellikle edebiyatı öğrenmek istiyorsak, edebiyata hakim olmak istiyorsak bazı panoramik bakışlar, kuş bakışları kazanmamız lazım. Ve o yüzden hemen Cumhuriyet'e geçmeden önce şöyle kapağımıza değerli arkadaşlar bir tablo çizeceğim. Ve bu tablonun ardından hemen cumhuriyete geçeceğim. Ne dedik? Soruları yakalamak adına ayrıntılı işleyeceğiz. Ayrıca şuna da değinmek istiyorum ki bu videoyu tamamıyla doğaçlama çekiyorum. Önümdeki notlardan yardım alarak aklıma gelenleri anlatmaya çalışacağım. Sürçü lisan edersem affola diyorum. Ve daha sonrasında da şunu söylüyorum değerli arkadaşlar. Şu çok çok önemli. Panoramik bakış. Soruları nereden yakalayabileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Buna dikkatle yaklaşmanızı ve tekrar etmenizi istiyorum. Daha sonrasında şunu da söylemek istiyorum ki bu video bir yarım saat de sürebilir. Bir buçuk saat de sürebilir. Hiç bilmiyorum. Bunun planlamasını yapmadım. Ama Bizim amacımız sınav öncesinde şu arifede güzel bir bilgi birikimi kazanarak sınavı iyi geçirmek arkadaşlar. O yüzden bu videoya zaman harcamanızı istiyorum, temenni ediyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, bu arada ayrıca açıklamalar 3 dakika sürdü ama beni hiç dinlememiş olan, beni hiç izlememiş olan arkadaşlar da bu açıklamaları arkadaşlar e, çok görmesinler. Çünkü ciddi bir iş yapıyoruz. Ve edebiyat tüm derslerin arasında en zor denilen, en sıkıntılı, en tabiri caizse gıcık denilen bir konudur. O yüzden e, açıklamalara muhtaç bir derstir bu. E, ön bilgilere muhtaç bir derstir. E, belirli bir birikimi olan, belirli bir temeli olan arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra dediğim gibi umuyorum ki e, sınavda e, soruları direkt yakalayabilecekler. Ve hemen başlıyorum. Sevgili arkadaşlar, Türk Edebiyatı ana hatlarıyla ana başlıklarıyla 3 ana başlığa ayrılmaktadır. İlk önce bunu bilmemiz lazım. Nedir bu başlıklar? İslamiyet öncesi, Türk Edebiyatı, daha sonrasında İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı ve daha sonrasında değerli arkadaşlar Batı etkisindeki Türk edebiyatı dediğimiz 3 ana hattıyla 3 ana başlığıyla karşımıza çıkıyor. Daha sonrasında İslamet öncesinde baktığımızda sözlü ve yazılı diye iki edebi döneme, iki ayrı başlığa ayrılıyor. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatına baktığımız zaman değerli arkadaşlar İslamiyet'i kabul ettikten sonra özellikle 751 Talas Savaşı'ndan sonra baktığımızda Türkler İslamiyet'i benimsediler ve bunun etkisinde bir edebiyat gelişti. Fakat daha sonrasında değerli arkadaşlar ee, ne oldu? İlk İslami ürünler verilmeye başlandı. Nedir bu ürünler? Dört büyük eser diyorum ben bunlara. Dört büyük eser değerli arkadaşlar. Bu dört büyük eserin isimlerini biliyorsunuzdur zaten. Kutat Kubilik, divan Lügati Türk, Atabetül Hakayık ve divan Hikmet. Daha sonrasında ne oldu arkadaşlar? Divan Edebiyatı. Daha sonrasında ne oldu? Halk Edebiyatı dediğimiz bir e, ee, yan başlık açılmaya başladı İslamiyet etkisinde ve halk edebiyatı 3 ana döneme 3 ayrı başlığa ayrıldı. Anonim halk edebiyatı, aşık tarzı halk edebiyatı ve dini tasavvufi halk edebiyatı dediğimiz 3 ana başlığa ayrıldı. Ve İslamiyet etkisindeyken sonrasında biz Tanzimat fermanından sonra özellikle 1839 yılından sonra Tanzimat fermanından sonra ne yaptık Biz batıya yöneldik ve özellikle 1839 yılından sonra tanzimatın oluşum süreci başlangıcı değerli arkadaşlar ne oldu ee, hazırlanmaya başlandı hazırlık sürecinde 1839'da yavaş yavaş 30'larda daha doğrusu özellikle takvimi ve kayi tercüme odası gibi bazı önemli gelişmelerle biz batıya açılımlar yaptık. Ve bu batı açılımlarından sonra değerli arkadaşlar ne oldu? Baktığımız zaman biz e, Batı etkisindeki Türk edebiyatı başlığı adı altında bir başlık açmaya başladık edebiyatımızda. Şimdi değerli arkadaşlar, Batı etkisindeki Türk edebiyatı baktığımızda 4 ana dönemde işleniyor ve daha sonrasında cumhuriyete geçiliyor. Tanzimat edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı, Fezat edebiyatı ve milli edebiyat dediğimiz dört ana başlığımız vardı. Ben buna bir başlık daha ekliyorum. Beş tane bağımsız ismimiz var. Servet-i Fünun ve milli edebiyatta bağımsız olan beş tane isim var. Ben ona bağımsızlar başlığını da ekliyorum. Yahya Kemal, Mehmet Akif ee, ve işte nedir diğer isimleri baktığımız zaman serab Ömrüm diye bir şiir kitabı vardı. Adamın ismini hep unutuyorum. E, Felezof Rıza, Rıza Tefik Bölükbaşı gibi 3-5 e, tane e, ismimiz var. Hüseyin Rahmi Gürpınar gibi önemli isimlerimiz var burada. Daha sonrasında Cumhuriyet kurulduktan sonra ne oldu değerli arkadaşlar? Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı artık bizim e, başlıklarımızın altına gelmeye başladı. Biz bunu işlemeye başladık değerli arkadaşlar. Terlemiş. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bir çalışma yapacağız şimdi sizinle. Tanzimat edebiyatında şekil demiştim ya size çok çok önemli bir pratik vereceğim. Çok çok önemli bir meseleye değineceğim demiştim ya. İşte burası çok çok önemli arkadaşlar. Tanzimat edebiyatında baktığımızda ne oldu? Bir Gelişim yaşandı değerli arkadaşlar. Şöyle şuraya başlığına yazıyorum. Tanzimat edebiyatı değil mi? Şöyle bir şekli var Tanzimat edebiyatının şiirlerinde. Beyit. Arkadaşlar Tanzimat edebiyatının şekli, şemali, biçimi değerli arkadaşlar neymiş? Beyitmiş. Daha sonrasında İkinci dönem ve birinci dönem diye ayrılıyordu ya. Birinci dönem ve ikinci dönem diye ayrılıyordu. Bu adamlar farklı nazım biçimleri kullanmadılar. Neden? Çünkü divan edebiyatının nazım biçimleri hazır vardı ve bunları kullandılar. Fakat ne yaptılar? Muhtevayı yani içeriği yani konuyu değiştirdiler değerli arkadaşlar. Ne oldu? Ama şekil aynı kaldı. Öz değişti. Sonrasında yani adalet, hukuk, hürriyet, eşitlik gibi kavramlar işlendi. Konular değişti ama gazel, kaside işte terkibi bent gibi eski nazım biçimleri kullanıldı. Serveti Fünun döneminde ise baktığımız zaman toplumcu bir edebiyattı Tanzimat. Sonrasında Serveti Fünun döneminde ne oldu? İlk defa serbest müstezat dediğimiz ...bir olay gerçekleşti. Serbest müstezat dediğimiz bir... E, ...nazım şekli gelişti arkadaşlar. İlk defa... E, ...baktığımızda Cenab-ı Şahabettin'in... ...edebiyatımızda kullandığı... ...fakat bizim e, ee, serbest şiiri Fransızlardan özellikle Fransız sembolistlerinden ve özellikle Baudelaire'den aldığımız serbest şiiri bizim nazım biçimi olan müstezat nazım şeklimizle birleştirerek servet Fünuncular yeni bir nazım şekli ortaya koydular edebiyatımızda. Neydi bu serbest nazım şekli arkadaşlar? Mesela adamlar şöyle bir şiir yazıyorlar arkadaşlar. Ne yapıyorlar bu şiirde baktığımızda şöyle birbirinden farklı, uzunlukları kısalıkları, birbirinden farklı olan beyitler veya şiirler yazmaya başladılar. Fakat bunları yazarken arkadaşlar nelerden e, yararlandılar, aruz ölçüsünden çok çok yararlandılar neden? Çünkü ilk defa baktığımız zaman, ee, bu serbest müstezat edebiyatımıza girdikten sonra çünkü yüzyıllar boyunca gelişen bir mesele var burada. Bir e, gelenek var burada. Nedir o gelenek? Şekil. Yani adamlar diyorlar ki bize arkadaşlar divan edebiyatı şairleri 600 yıllık bir gelenekle bizim günümüze tanzimata geldiler. Ama bu adamlar yazarken diyor ki sen eğer aşk, şarap, sevgili gibi konuları işleyeceksen 5 ile 15 beyit arasında aruz kalıbıyla şu şekilde yazmak zorundasın diyorlar. Bunun dışına çıkamazsın. Eğer sen baharın gelişini anlatacaksan, birini öveceksen, birinin ölümünden bahsedeceksen, işte efendime söyleyeyim e, nedir? E, kışın gelişini anlatacaksan, Ramazan'ın gelişini anlatacaksan sen 33 ile 33 ile 99 beyit arasında bir şiirle yazmak zorundasın ve şunun kalıbı şu olacak, şunun şekli şemali bu olacak, beyitle yazmak zorundasın diye kural koyuyorlardı. E Bu geleneği arkadaşlar ben her zaman şuna benzetirim. Şimdi bu adamlar neden sadeleşemiyorlardı hatırlayın siz işte tanzimat edebiyatını. Bu adamlar tanzimat edebiyatındaki adamlar ne yapıyorlardı sadeleşmeye çalışıyorlardı ama sadeleşemiyorlardı. Sadeleşme düşüncesini gerçekleştiremiyorlardı. Bunun en büyük sebebini ben şöyle bir benzetme ile e, anlatıyorum arkadaşlar. Ee, teşbihte daha hata olmaz diyorlar. Mesela şöyle düşünün. Yıllar boyunca işte siz 40 yaşında bir adamsınız. 50 yaşında bir adamsınız. 30 yıl 20 yıl boyunca bir sigara kullanıyorsunuz siz. Sigara bağımlısısınız. Tiryakisisiniz. Ve bir günde bunu bitirmeye bir günde bunu bırakmaya çalışıyorsunuz. Mümkün değil arkadaşlar. Ki çevremizde de oluyor. Bazen 15-20 yıllık ee, sigara kullanan arkadaşlar. Evet bir günde bitiriyorlar sonra geri dönüyorlar. Bakıyorlar bir ay, iki yıl, üç yıl, dört yıl uğraşıyorlar ondan sonra bırakıyorlar. Yani ben bunu da buna benzetiyorum. Bu adamlar nazım biçimlerini bırakamıyorlar. Neden? Çünkü baktığımız zaman eski bir dil var. Eski bir nazım şekli var ve bununla idare etmek zorundalar. Yenisini bulana kadar. Çünkü yeni yeni biz batılaşmaya çalışıyoruz değil mi? Batılıları öğrenmeye çalışıyoruz. Batıyı yeni yeni tanımaya çalışıyoruz. O yüzden bunu kaçırmayın. Bunun meselesi önemli. Bu çıkmış bir sorudur arkadaşlar ayrıca. Yani sadeleşip de sadeleşmek isteyip de sadeleşememeleri bu çıkmış bir sorudur. Daha sonrasında serbest müstezat dediğimiz olaya gelince ne yaptılar bu adamlar? Şekli ilk defa değiştirmeye çalıştılar kendi bilgi birikimleriyle, gördükleriyle, ettikleri ne yaptılar? Buradaki kalıplaşmış şekilleri yüzyıllar boyunca bizim edebiyatımızda kullanılan bu biçimi ne yaptılar? Değiştirmeye başladılar. Serveti Fünuncular serbest müstezatı dedik ki getirdiler. Sonrasında değerli arkadaşlar Fejri Aticiler geldi. Fejri Aticiler gelince ne oldu? Yine serbest müstezat gelişmeye devam etti. Yine Aruz kalıplarıyla değişik değişik bu şekilde yine uzunlukları, kısalıkları farklı olan bazı biçimler getirdiler bize. Buradan nereye gideceğim şimdi? Arkadaşlar cumhuriyete bağlantısını kuracağım. Hiçbir şey bir birimle birbiriyle bağımsız değildir. Burayı iyi dinleyin ve iyi bilin. Burada önemli olan panoramik bir bakış kazanmak. Yani neyin neyden dolayı olduğunu anlamak. Ezbere dayanmak Ezber yapmak her zaman kolaydır ve ezber arkadaşlar hiçbir zaman güvenilir değildir. Fark ediyorsanız ben de konuları anlatırken bazen yanlış bilgiler verebiliyorum. Daha sonrasında bunları düzelteceğim. Birazdan da önceki videomda yanlış verdiğim bir bilgiyi de düzelteceğim ayrıca. Şimdi arkadaşlar, daha sonrasında fecri aticiler serbest müstezatı geliştirdiler ve serbest şiirin önü açılmaya başlandı. Daha sonrasında değerli arkadaşlar, hangi dönemimiz geliyordu? milli edebiyat. Ben bunları küçük küçük yazıyorum. Belki görünmüyor olabilir ama sesli olarak takip edebilirsiniz. Arkadaşlar, milli edebiyatçılar baktığımız zaman adı üstünde. Ne yapacaklar bu adamlar? Milli düşünceyi, yani milli heceyi, milli kalıpları kullanmaya başlayacaklar. Bizim İslamiyet öncesinde kullanılan hece ölçüsünü bu adamlar geriye dönecekler ve kullanacaklar. Daha sonrasında nazım biçimlerini kullanacaklar. Koşuk, işte efendime söyleyeyim Sagu gibi nazım biçimlerini veya bu kalıpları, hece ölçüsünü ne yaptılar milli edebiyatçılar? Bizim edebiyatımıza soktular. Normalde İslamet öncesi Türk edebiyatının nazım birimi neydi arkadaşlar? Nazım birimi dediğimiz zaman da aklımıza mısra sayısı gelecek. Bakın. Tanzimat edebiyatçılarının nazım birimi beyitti. Servet-i Fünuncuların da keza beyit sayılabilir. Sonet Terzerima, Balat gibi yeni nazım biçimleri de edebiyatımıza girdi ama serbest müstezattır. Birazcık daha serbest bir şiirdir. Feci Atici'lerin de keza öyle ama milli edebiyatçıların şimdi az önce bahsettiğim milli edebiyatçıların nazım birimi dörtlüktür. Yani milli bir dönüş yaşıyorlar bu adamlar. Şimdi değerli arkadaşlar bizim konumuzla olan bağlantısı nedir bunların? Arkadaşlar işte benim size videonun başında bahsettiğim mesele şu. Tamamına yayacağım ve soruları direkt yakalayabileceğiniz mesele burada yatıyor. Ve bunlarla bağlantı kurarak ben geri dönüşler sağlayarak bu konulara geri döneceğim. Daha sonrasında değerli arkadaşlar ne oldu? Milli Edebiyat'tan sonra 1923 yılından sonra Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımız başladı. Fakat Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımızın iki ana döneme ayrıldığını bilmenizi istiyorum. İki ana döneme ayrılır esas itibariyle. Cumhuriyet Dönemi Edebiyatımız esas itibariyle iki ana döneme ayrılır. Bütün edebiyatımız 3 ana döneme ayrılıyor ama Cumhuriyet dönemi edebiyatımız 2 döneme ayrılıyor. 1923'ten 40'a kadar olan 1. dönem, 1940'tan ve bugüne kadar olan 2. dönem olarak değerli arkadaşlar. Şimdi ise hemen Cumhuriyet dönemi edebiyatına başlayalım. Sevgili arkadaşlar, baktığımız zaman Cumhuriyet dönemi edebiyatımız iki ana başlık altında değerlendiriliyor dedik ya, o daha çok süre bakımındandı. Bu ise konu bakımından ve işlenen türler bakımından bizim karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet dönemi edebiyatında coşku ve heyecana bağlı metinler diye yani diğer adıyla coşku ve heyecana bağlı metinler deyince aklımıza ne gelecek? Şiir gelecek değerli arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Bunu birçok öğrenci, zayıf öğrencilerim özellikle çok çok karıştırıyorlar. Coşku ve heyecana bağlı metinler deyince insana coşku, heyecan veren metinlerdir bunlar. Kafanızda öyle tutun. Şiirdir bu. Daha sonrasında anlatmaya bağlı metinler diye bir başlığımız var burada. Nedir bu da? Roman ve hikaye. Daha çok türünde eser veren, bu eserleri kaleme alan şair yazarları daha çok ele aldığımız konu başlığımızdı. Burada tabii ki ne yapacağız? Şairleri ele, al ele alacağız. Burada ne yapacağız? Yazarları ele alacağız. Öğretici metinler diye de bir başlığımız daha var. Daha çok deneme, makale, röportaj, sohbet, fıkra, biyografi, otobiyografi gibi önemli eserler vermiş öğretici metinler yazmış olan yazarlarımızı işleyeceğiz burada. Göstermeye bağlı metinler adından da anlaşılacağı anlaşılacağı gibi değerli arkadaşlar ne işlenecek? Daha çok tiyatro eserleriyle tanınmış olan yazarlarımız aklımıza gelecek ve bu adamları ana hatlarıyla işleyeceğiz. Şimdi en önemli başlığımız olan 12 13 e, yan başlığı bünyesinde barındıran önemli bir ee, konumuz var arkadaşlar. Bizi en çok zorlayacak olan konu zaten buradan geliyor. Ayrıca eski sisteme göre yani 56'lık e, soru e, kalıbına göre e, LYS sistemine göre e, 12 tane soru geliyorsa değerli arkadaşlar 8 tanesi 7 tanesi en az 6 tanesi coşku ve heyecanı bağlı metinlerden gelirdi. Cumhuriyet dönemi edebiyatında gerisi bunlara dağılıyordu. Sonrasında zaten anlatmaya bağlı metinler geliyordu. Yine dağılımı en fazla olan buna göre, ee, diğeri dağılıyordu. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Coşku ve heyecana bağlı metinler diyoruz ve başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayalım, beğenmeyi unutmayalım değerli arkadaşlar. Şimdi burada bizim arkadaşlar kaynaklarda karşımıza çıkan ne varmış 13 tane yan başlığımız varmış değerli arkadaşlar değil mi? Bu 13 tane yan başlığımızın Az önce de dediğim gibi şekil ve biçim çok çok önemli. Sırrını veriyorum bu işin arkadaşlar. Dikkat. Sırrını veriyorum. Bu çok önemlidir diyorsam çok önemlidir ve ona göre gardınızı alın ve ona göre notlarınızı tutun. Çok çok önemli bu. Arkadaşlar baktığımız zaman şu başlıkları biz konularını ve ayrıca şekillerini bilirsek hiçbir şeyi bazı soru tiplerinde gelebilecek bazı soru tiplerinde ki bunda bazen iki tane üç tane soru gelebiliyor. Bu soru tiplerini yani buradaki yazarların şairlerin hepsini bilmemize gerek kalmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Yani milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren yazarların ve şairlerin nazım biriminin dörtlük olduğunu daha çok Hece ile yazdıklarını, Anadolu'yu işlediklerini, sade bir dille işlediklerini bu konularını. İşte efendime söyleyeyim daha çok Anadolu'ya yönelip sade bir dille heceyle ile Türkçe ile yazmaya çalıştıklarını bilirseniz arkadaşlar toplumcu konular işlediklerini bilirseniz 5 hececiler hececi, e, özellikle Milli Edebiyat Teknolojisi'ni sürdürenler ile saf ve öşirciler arasındaki farkı. Yedi meşalecilerle olan arasındaki farkı, serbest nazım toplumcu şiirle olan farkını çok rahatlıkla kavrayabilirsiniz. Şimdi ben bunları işlerken ayrıca yazarlarına da şairlerine de değineceğim. En önemlilerine, en ana, ana hatlarıyla değineceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bizim konuya girişimiz bile 22 dakika sürdü ama bu bakış açısı çok çok önemli. Şimdi ben bu adamların nazım birimlerini, konularını ana hatlarıyla işledikleri konuların hepsini yazacağım. Ve daha sonrasında soruları kaçırmayacaksınız arkadaşlar. İnanıyorum gelebilecek soru tiplerini kaçırmayacaksınız. Çok çok zorlarlarsa kaçırabilirsiniz ancak onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şairlerimiz var burada. Arkadaşlar bu adamlar hece ile yazıyorlar. Nazım birimlerini dörtlük kullanıyorlar. Anadolu'yu işliyorlar. Daha çok toplumcu konuları, sanat toplum içindir anlayışını benimsiyorlar. Bakın nazım biçimi neymiş? Nazım şekli, nazım birimi. Arkadaşlar daha çok koşma nazım biçimlerini kullanıyorlar. Nazım birimi olarak dörtlüğü kullanıyorlar. Beş hececiler de keza öyle. Nazım birimi neymiş beş hececilerin? Adı üstünde hece ile yazdıklarına göre ne olacak? Dörtlük olacak. Neden? Çünkü halk edebiyatından etkileniyorlar. Şu iki başlığımız halk edebiyatından etkileniyorlar. Ve doğal olarak ne yapacaklar değerli arkadaşlar? Halk edebiyatından etkilenmişlerse Cumhuriyet dönemi edebiyatından toplumcu olacaklar. Sade yazacaklar. Anadolu'yu işleyecekler. O yüzden bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi arkadaşlar Milli Edebiyat Zevk Anlayışı'nda sürdüren yazarlarımız şairlerimiz var. Kimdir bunlar baktığımız zaman arkadaşlar? Kemalettin Kamu var. Arif Nihat Asya var. Ahmet Kutsi Tecer var. Efendime söyleyeyim Behçet Kemal Çağlar var. Şüküfe Nihal var. Necmettin Halil Onan var. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Milli Edebiyat akımıyla işini sürdüren yazarlarımızın içerisinde Kemalettin Kamu dediğimiz bir adam var. Kemalettin Kamu neydi? Değerli arkadaşlar, gurbet şairimizdi. Arkadaşlar gurbet şairimizdi bu adam ve ne diyordu? Ben gurbette değilim. Gurbet benim içimde diyerek gurbet şairi ismini kazanmıştır. Takma adını kullanmıştır bu adam. Daha sonrasında bir adamımız daha vardı değerli arkadaşlar. Bingöl çobanları da olan eserlerini de unutmayalım. Bingöl çobanları değerli arkadaşlar. Tamam mı? Bingöl çobanları dediğimiz eserimiz var burada. Bunu unutmuyoruz. Ve gurbet şairi olan Kemalettin Kamu. Arkadaşlar daha sonrasında ne vardı arkadaşlar? Arif Nihat Asya var. Arif Nihat Asya Rubai şairi. Rubai şairimiz değerli arkadaşlar bu adam Rubai şairi olmakla beraber baktığımızda değerli arkadaşlar bu adamın en önemli e, e, meselesi ayrıca bir de bayrak şairi olması değerli arkadaşlar. Hatta ve hatta bir tane şiirinde ne diyor? Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık dalga dalga bayrağım diye Bayrak şiirini yazmıştı ve bu şekilde Arif Nihat Asya hem Rubayiler, 5 tane Rubayi kitabı var ve ayrıca bu şiirle beraber bayrak şairi olarak da tanınmıştır. Ayrıca bu şiirlerde geliyor arkadaşlar. Ben bunları boşuna okumuyorum. Ona da, da değineyim şimdi. Daha sonrasında değerli arkadaşlar Şüküfe Nihal dediğimiz bir adamımız var burada. Kimdir arkadaşlar bu? En önemli eserleri nedir? Gaya ve... Ee, ...Hazan Rüzgarları değerli arkadaşlar. Gaya ve Hazan Rüzgarları. Behçet Kemal Çağlar'ın da önemli iki tane eseri var. Erciyes'ten Kopan Çığ. Burada Bir Kalp Çarpıyor adlı eserleri çok çok önemli. Necmettin Halil Onan'ın Bir Yolcuya adlı şiiri çok önemli. Milli Edebiyat Sekve Anlayışı'nı sürdüren eserlerin içerisinde. Daha sonrasında Bir Yolcuya, Dur Yolcu, Bilmeden Bastığın Bu Toprak bir devrin battığı yerdir diye önemli bir şiir yazıyordu değerli arkadaşlar. Ömer Bedrettin Uşaklı vardı. Ömer Bedrettin Uşaklı Deniz Sarhoşları eserleri önemli. Zeki Ömer Defne Denizden Çalınmış Ülke şeklinde bir eseri vardı. Ahmet Kutsi Tecer'i de unutmayalım. Ahmet Kutsi Tecer çok çok önemli arkadaşlar. Ahmet Kutsi Tecer. Arkadaşlar bu adam Aşık Veysel'i keşfeden adamdı. Aşık Veysel'i keşfeden adamdı. Ve değerli arkadaşlar baktığımız zaman Köroğlu, Koç Yiğit ve e, yanlış hatırlamıyorsam Karaca olan diye de 3 tane önemli oyunu da vardı bu adamın değerli arkadaşlar. Hatta ve hatta hepimizin bildiği bir türkü Ahmet Kutsi Tecer'e aittir. Bakın şimdi söylüyorum. Orada bir köy var uzakta. O köy. Bunu hatırladınız değil mi? İşte Arkadaşlar orada bir köy var uzakta şiiri. Kiminmiş türküsü? Ahmet Kutsi Tecer'inmiş. Bu önemli bir bilgi. Üç tane önemli oyunu vardı. Aşık Veysel'i keşfeden adamdı diyoruz değerli arkadaşlar. Ve daha sonrasında Orhan Şahik Gökyay'a değiniyoruz. Orhan Şahik Gökyay'ın değerli arkadaşlar. Bu Vatan Kimin adlı şiiri önemli. Ve Destursuz Bağa Girenler diye bir tane de eleştiri yazısı vardı. Milli Edebiyat Zekva Anlayışını sürdüren Şiirin içerisinde. Sevgili arkadaşlar, baktığımız zaman benim daha çok önemli diye arz ettiğim, söylediğim başka kimse var mı? Evet, var olabilir ama bunları vermekte tercih ediyorum. Aklımda olanları daha çok e, vermeye e, tercih et vermeyi tercih ediyorum. Şimdi arkadaşlar, biz gelelim beş ecicilere. Bizi, bizim arkadaşlar silahımız biçim. Bakın unutmayın, bizim silahımız biçim. Bu adamların biçim olarak kullandığı nazım birim olarak kullandığı şey ne dörtlüktür arkadaşlar ve daha çok halk edebiyatına geri dönüş vardı realist çizgide ilerliyorlardı Anadolu'ya yönelim vardı sade bir dille anlatıyorlardı toplumcu ger pardon özür diliyorum toplumcu bir sanat anlayışını benimsiyorlardı. Toplumcu ile toplumcu yazarlar. Sanat sanat toplum içinden anlayışını benimseyenleri karıştırmayalım. Şimdi oraya da değineceğiz. Arkadaşlar bunları unutmuyoruz. Sonra 5 hececilerimiz var. 5 hececilerimizde baktığımız zaman ne yapıyorlar değerli arkadaşlar? Biçim bakın biçim bizim silahımız olacak soruları direkt yakalayabileceğimiz silahımız olacak bunu unutmayalım arkadaşlar bu adamlarda Nazım birim olarak dörtlüğü kullanıyorlar, heceyi yani milli ölçümüz olan heceyi kullanıyorlar ve daha sonrasında yine bir Anadolu'ya dönüş, e, Anadolu'ya bir yöneliş gerçekleştiriyorlar, sade bir dille yazıyorlar, realist bir çizgide ilerliyorlar. Ne olacak değerli arkadaşlar? Doğal olarak bu adamlar da toplumcu olacaklar daha çok, değil mi? Şimdi bu adamları tanıyalım. Kimlermiş bunlar? Şöyle bir e, şey geçiyor arkadaşlar, kaynaklarda. Fehoy diye arkadaşlar. Bu şekilde ezberlerseniz size küçük bir pratik de verebilirim burada. Ya hefo, hefyo, işte yefo bilmem ne falan diye böyle bazı şeyler oluyor. Ama ben bunu vermeyi tercih ediyorum. Arkadaşlar 5 tane 5 hececimiz var burada. Neden bunlara 5 hececi demişler bunu da açıklayayım. Arkadaşlar 5 hececiler Heceyi çok çok güzel kullanmalarından ötürü farklı farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkmış ama heceyi çok usta bir şekilde kullanmalarından dolayı ortaya çıkmış olan şairlerimizdir bunlar. Bunları bileceğiz. Arkadaşlar bakın en küçük olanını ben buraya yazdım. Faruk Nafiz. Faruk Nafiz Çamlıbel dediğimiz bir adamımız var. En küçüğü bu ama neden en başa yazıyorum? Çünkü en başarılısı da bu. Aralarında sıyrılmış en başarılısı olan bu. Yedi Meşaleciler'deki gibi düşünün arkadaşlar. Mesela bazı kaynaklarda şunu söylerler Yedi Meşaleciler için. Ziya Osman Sabay'ı Yedi Meşaleciler'den çıkardığımız zaman şiir denilen bir şey kalmaz diye mesela. Faruk Nafiz Çamlıbel'de evet bunu söyleyemeyiz ama Faruk Nafiz Çamlıbel'de çok çok önemli bir isim arkadaşlar. Yani en başarılı en küçük olanı en başarılısı. Bu şekilde kafanızda tutun. Enis hiç, Kor Yürek dediğimiz bir tane gemicimiz var arkadaşlar. Daha çok e, deniz hikayeleri anlatan, deniz e, destanlarını anlatan bir yazarımızdı. Halit, Fahri, Ozan Soy dediğimiz bir ismimiz var burada. Aruza Veda şiiriyle daha çok egzotik konular işlemesiyle tanınıyor. Orhan, Seyfi... Orhon dediğimiz bir adam var. Arkadaşlar küçük olabilir ama e, ben bunları sesli olarak söylediğim için ben söylerken de siz bunları yazabilirsiniz. Orhan Seyfi Orhon dediğimiz bir adamımız var. Ve daha sonrasında Yusuf Ziya Ortaç dediğimiz bir ismimiz daha var. Arkadaşlar neden bunları bu şekilde ezberleyin veya Fehoy şeklinde kaleme alın diyorum. Çünkü Orhan Seyfi Orhon'la Yusuf Ziya Ortaç neymiş değerli arkadaşlar? daha çok sevgili arkadaşlar mizahçılar. Mizahçı olma özellikleriyle tanınıyorlar. Eğer mizah diye bir şey gelirse beşecicilerin arasında şunu bileceğiz ki Orhan Seyfi Orhun veya Yusuf Ziya Ortaç'tır. İkisinden biri. Arkadaşlar önceki videoma ayrıca bir anekdot düşeyim. İnce, önceki videomda Hıyaban ve Papağan dergilerini ben karıştırmıştım. Akbaba dergisi Yusuf Ziya Ortaç'ın Hıyaban ve Papağan dergileri ise ayrıca Çınaraltı dergileri ise Orhan Seyfi Orhon'un daha çok ön planda olduğu çıkardığı dergilerdir. Bu yanlışı da düzeltmek istiyorum. Özür diliyorum. Çünkü e, doğaçlama çektiğim için bazen e, yanılgıya düşebiliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size çok çok önemli e, ortak özelliklerini söyleyeyim. Beş hececilerin. Arkadaşlar bu adam 5 tane adam ya. Bu adamların 5'i de öğretmendir arkadaşlar bu adamların beşi de ziya gökalp'in etkisiyle ziya gökalp'in telkiniyle ziya gökalp'le tanıştıktan sonra ziya gökalp'le işte efendime söyleyeyim ziya gökalp'e okuduktan sonra şeklinde ne yapıyorlar aruzdan heceye dönüyorlar arkadaşlar bakın size ayrıca bir pratik daha vereyim burada bu 5 tane adam ya arkadaşlar bu 5 tane adamın içerisinde romanı olmayan tek bir tane adam var 힘들어. Enis ve hiç kor yürek. Neden romanı veya öyküsü olmayan adamları söylüyorum? Çünkü sürekli çıkan sorular arkadaşlar. Ben söylediğim şeyleri çıkan sorulara göre, ÖSYM'nin tercih ettiği sorulara göre birleştirip bu şekilde size takdim ediyorum. Enis ve hiç kor yürek arkadaşlar romanı yoktur diyoruz. Faruk'un, Halit'in, Orhan'ın, Yusuf'un hepsinin birer romanı veya ikişer romanı vardır diyoruz. Anlaşıldı mı burası? Burası çok çok önemli bir mesele. Şimdi Nurullah Ataş'la alakalı. Şimdi kinasi ile alakalı, tefik fikretle alakalı çıkmış sorular vardır. Romanları falan filan diye ama romanları yoktur bu adamların. O yüzden bu da önemli bir meselemizdir. Ne dedik? Beşi de önemli bir öğretmen olarak karşımıza çıkıyor. Beşi de Ziya Gükel tanıdıktan sonra... Ve daha sonrasında değerli arkadaşlar değinmem gereken çok çok önemli bir meselemiz daha var. Faruk Nafiz Çamlıbel ile alakalı. Arkadaşlar Han Duvarları şiirini duymuşsunuzdur. Meşin kırbaç çakladı. İşte e, atlar işte önümüzde durakladı falan filan böyle. Bir tane çok çok güzel büyük uzun bir şiir var. Bu şiir arkadaşlar bizim Anadolu'ya açılımımızı Türk Edebiyatı'nın Türk siyasetçilerinin de dahil Anadolu'ya açılımına çok çok büyük katkı sağlamıştır Faruk Nafiz Çamlıbel. Ben bunları sözlü olarak anlatıyorum ama bunları durdurarak not olarak tutabilirsiniz arkadaşlar. Han Duvarları dediğimiz şiirimiz değerli arkadaşlar burada ne önemli? Çünkü 1922 yılında yanlış hatırlamıyorsam yayınlanmıştı ve ee, Faruk Nafiz Çamlıbel e, Kayseri'ye mi gidecekti? E, İç Anadolu'nun bir bölgesine giderken bir at arabasının üzerinde Anadolu'da gördükleri yerleri ne yapmış kaleme almış. Anadolu'nun geri kalmışlığını, Anadolu'nun sularının olmaması, yollarının taşlı olması, yollarının düzeltilmemesi, eğitimin olmaması e, gibi birçok konuya değiniyor ve bunu İstanbul'da yayınladıktan sonra özellikle o İstanbul çevresindeki yazar ve şairlerin arkadaşlar dikkatini çekmiş ve Anadolu'ya yönelimini çok çok büyük bir şekilde sağlamıştır diyoruz. E, Çam deviren Deli Ozan diye tanınır Faruk Nafiz Çamlıbel. Daha sonrasında Han Duvarları ve daha sonrasında e, Gönülden Sesler. Yanlış hatırlamıyorsam beni, beni düzeltin Gönülden Sesler galiba e, Halit Fahri, Fahri Ozan Soyun muydu yanlış hatırlamıyorsam. Eee... Çoban Çeşmesi gibi önemli eserleri vardı bu adamın değerli arkadaşlar. Sonra biz değerli arkadaşlar Enis hiç Kor yüreğe Koryüre şunu söylüyoruz: Gemiciydi bu adam. Neden? Çünkü Türk denizcilik tarihiyle alakalı elde edilmiş önemli savaşları destanlaştırmıştır şiirlerinde ve o yüzden gemici olarak tanınmıştır ve en önemli meselesi arkadaşlar. Neydi? varidat Süleyman adlı bir eseriydi. Eseriydi. Halit Fahri Ozan Soy'un Aruza Veda adlı şiiri önemlidir. Aruza Veda ederken bile bu, bu, adam arkadaşlar ne yapıyor biliyor musunuz? Aruza Veda şiirini bile Aruzla yazıyor. Bakın bu şekilde aklınızda kalsın. Ve Baykuş adlı oyunu da çok çok önemliydi. Türk Edebiyatı'nda bir merha merhale olarak görülür. Baykuş diye bir tiyatro oyunu vardı. Daha sonrasında Orhan Seyfi Orhon'a gelince arkadaşlar bu adamın fiske mahlası var. Fiske arkadaşlar ve Fiskeler diye de bir tane eseri var. Yusuf Ziya Ortaç dedik ya bu adam mizahçı. Ne yapıyor? Sürekli birilerini eleştiriyor. Fiskeliyor. Fiske atıyor onlara sürekli. Yusuf Ziya Ortaç ise bu adam çimdik. Sürekli birilerini çimdikliyor arkadaşlar. Tamam mı? Aklınızda bu şekilde kalsın. Daha sonrasında şimdi arkadaşlar saf, öz ve şiircilere geçiyoruz. Saf öz şiirciler. Şimdi burada bir duraksayalım. Burası çok çok önemli bir mesele. Burası hep karıştırılan bir mesele. Bakın saf öz şiirciler dediğimiz zaman aklımıza şu işaretlediğim arkadaşlar başlıklar aklımıza gelmeli. Neden mi? Çünkü saf öz şiir dediğimiz şey bir düşünce, bir ee, düşünce dünyasından meydana geliyor Nedir bu adamların derdi Nedir bu adamların meselesi değerli arkadaşlar Baktığımız zaman Bu adamlar ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musunuz Bu adamlar şiir yazmaya çalışıyorlar Sanat için sanat anlayışını Benimsiyorlar ve daha sonrasında Değerli arkadaşlar bu adamlar Saf öz şiir anlayışı derken Sanat için sanat anlayışını Benimsiyorlar ya Ben de bu adamlar için diyorum ki Şiir için şiir anlayışı. Bu adamların tek derdi şiir. Şiir yazıyorlar ya bu adamlar. Şiir. Adamlar, adamlar için önemli olan tek şey şiir. Ve bu adamlar nereden alıyorlar düşüncelerini? Çok çok önemli bir meselemiz var. Fransız edebiyatından Paul Valery dediğimiz bir adamdan alıyorlar düşüncelerini. Yani sembolist olan bu şair bu yazarlar... Değerli arkadaşlar... Nereden geliyor biliyor musunuz? Sembolizmden geliyor. Bu adamlar sembolist ayrıca. Tamam mı? Sembolist diyoruz bu adamlar için. Şimdi bu adamların ayrıca... Bir meselesi daha var. Bodler... Valeri... Verlaine... Mallarme Gibi isimlerden çokça etkileniyorlar. Ve daha sonrasında değerli arkadaşlar... Şunu söylemek gerekirse... Bizim edebiyatımızdaki... Öncüleri kimler? Çok çok önemli. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı dediğimiz iki tane isimden etkileniyorlar bu adamlar. Şimdi Ahmet Haşim'in e, Piyale'nin ön sözünde yazdığı şiir hakkında bazı mülahazalar adlı e, poetikası arkadaşlar bu adamların neyine dönüşüyor? Bir manifestosu oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın bu adamların en çok önemli saydıkları Fransız yazarlar, sembolistler ve daha sonrasında Ahmet Haşim ve Haya Kemal de edebiyatımızda. Peki bizim silahımız neydi? Bizim silahımız değerli arkadaşlar şekildi. Bu adamların şekli şemali nasıldı? Bu adamlar daha çok dörtlük ve serbest şiirle yazıyorlar arkadaşlar. Kafalarına göre yazıyorlar tamam mı? Bu şekilde. Bu adamlar bazen nazım birimi olarak dörtlüğü kullanıyorlar ama aruzu da heceyi de yanında kullanabiliyorlar. Ayrıca bu adamlar ne yapıyorlar? Serbest şiiri de artık edebiyatımıza girdi ya. Ne oldu? Serbest müstezat bizim Servet-i Fünun'da edebiyatımıza girince Fecri Atici'ler de bunu geliştirince ne oldu? Artık yavaş yavaş serbest şiir edebiyatımıza girdi ve daha sonrasında değerli arkadaşlar serbest şiir bir şekilde serbest bir şekilde şiirlerini yazdılar bu adamlar. Bu adamların değerli arkadaşlar en önemli düşünceleri demiştik ki şiir dili her şeyin üstündedir. Adamlar kapalı efendime söyleyeyim karamsar efendime söyleyeyim zevk için yazma işte efendime söyleyeyim nedir e yani arkadaşlar adamlar şiir fetişisti ya böyle düşünün yani tamam mı kafanızda böyle kalsın yani başka bir açıklaması yok zaten bu adamların arkadaşlar bu adamların 5 tane önemli yazarı var saf ö şiirci dediğimiz zaman Beş tane önemli isim gelecek ilk başta ama daha sonrasında bu 5 isim yoksa şunlar gelecek aklımıza. Neden? Çünkü yedi meşaleciler de şiir için şiir anlayışını benimsiyorlar. Garip sonrası yeniliği sürdürenlerde de bu şekilde daha çok toplumcu evet bir e, görüş benimsiyorlar. Ama yine de şu iki tane başlığımız şu başlığın altında da değerlendirilebiliyor. Saf öz şiir dediğimiz zaman bu başlıkların tamamını altında değerlendirilebiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi daha sonrasında değerli arkadaşlar biz demiştik ki bu adamlar neydi? Daha çok en önemli sayalım arkadaşlar. Bu adamlar 5 tane saf öz şiirciydi demiştik. Arkadaşlar Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Asaf Halet Çelebi ve daha sonrasında önemli bir isimimiz daha vardı. Ahmet Muhip Dranas değerli arkadaşlar. Bu 5 tane önemli ismimiz çok çok önemli olan yazarlarımız mesela Ahmet Hamdi Tanpınar değerli arkadaşlar baktığımız zaman zamanın ve rüyanın şairiydi değerli arkadaşlar Bursa'da zaman ne içindeyim zamanın bakın adı üstünde Abdullah Efendi'nin rüyaları diye öyküsü var mesela Bursa'da zaman ve e ne içindeyim zamanın diye şiirleri var bakın rüya ve zaman kavramlarını işlemiştir ve ayrıca zaman kavramında Ayrıca ayrıntılı bir bilgi vereyim burada. Henry Bergson dediğimiz bir tane filozoftan alır. Yahya Kemal'in en büyük ve en önemli öğrencilerindendir. Yahya Kemal'in öğrencilerini bilin arkadaşlar. Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek ve ayrıca Nazım Hikmet. Daha sonrasında değerli arkadaşlar baktığımız zaman Saatleri Ayarlama Enstitüsü Huzur Aydaki Kadın, Beş Şehir, Efendime Söyleyeyim Mahur Beste, Sahnenin Dışındakiler diye önemli eserleri var bu adamın. Ve sahnenin dışındakilerini de unutmayın. Bu adamlar sanat için sanat anlayışını benimsiyorlar arkadaşlar. Saf ve öz şiirciler ne yapıyorlardı? Nazım birimi olarak dörtlüğü ve ayrıca Nazım biriminin yanında dörtlüğü, dörtlüğün yanında serbest şiiri de yazıyorlar. Hecenin yanında Aruzu da yazıyorlar değerli arkadaşlar. Unutmayalım bu önemli. Daha sonrasında demiştim ki bu adamlar sanat için sanat anlayışını benimsiyor ya arkadaşlar. Daha daha sonrasında bakın Ahmet Hamdi Tanpınar'ı bahsediyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bahsediyorum ama Ahmet Hamdi Tanpınar sanat için sanat anlayışını benimsiyor. Amma ve lakin sahnenin dışındakiler adlı romanıyla Kurtuluş Savaşı'nı da işliyor değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Daha sonrasında 5 Şehir diye bir deneme kitabı var. Bakın bu bir gezi yazısı değildir. Bu bir yazısı değildir değerli arkadaşlar. Bu bir deneme kitabıdır değerli arkadaşlar. Onu da unutmayalım. Daha sonrasında 19. asır Türk Edebiyatı tarihi hala ve hala üniversitelerimizde bir ders kitabı olarak okutulur. Edebiyat tarihi açısından bu çok çok önemli. 19. asır Türk Edebiyatı tarihi. Abdullah Efendi'nin rüyaları dedik. E, efendime söyleyeyim. Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Huzur iki tane şaheserdir. Hatta ve hatta şunu da söyleyeyim ki Türk edebiyatında tartışmasız en güzel, en mükemmel romanı Ahmet Hamdi Tanpınar yazmıştır diye söylenir değerli arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Huzur romanı çok çok önemli. Özellikle Saatleri Ayarlama Enstitüsü mizahi romanlarımızın, mizahi edebiyatımızın şaheserlerinden olarak tanınır. Bunu da unutmuyoruz. Daha sonrasında değerli arkadaşlar çok önemli bir ismimiz daha var. Cahit Sıtkı Tarancı. Bu adam neydi arkadaşlar Cahit Sıtkı Tarancı? Tarancı ölüm şairidir. Neden? Çünkü bu adam ölümden çok korkuyor arkadaşlar. Ee, yeter ki gün eksilmesin penceremden diye. 35 yaş şiiri mesela. Bunlar e, hep böyle nedir? Ölümden bahseden şeyler arkadaşlar. Ee, Cahit Sıtkı Tarancı. Arkadaşlar ölüm ve yalnızlık konularını çok çok, ölüm korkusunu çok çok işlemiştir bütün şiirlerinde. Ve bu adamın ömrümde söküt, 35 yaş, düşten güzel, sonrası diye önemli şiir kitapları vardı. Daha sonrasında ise Ziya'ya Mektuplar adlı bir eseri var. Bu Ziya'ya Mektuplar kim biliyor musunuz arkadaşlar? Ziya Osman Sabah, 7 meşalecilerin en önemli şairi. Ziya Osman Sabah. Ömrümde Sükut, Daha Sonrasında Nedir Değerli Arkadaşlar, ee, 35 Yaş, Düşten Güzel ve Sonrası diye önemli eserleri var. Hatta ve hatta Cahit Sıtkı Tarancı ile Ziya Osman Sabah Galatasaray Lisesi'nden lise arkadaşlıklarını kuruyorlar arkadaşlar. Ona da değineyim. Şimdi arkadaşlar önemli bir ismimiz daha var. Ahmet Muhib Dranas, Olvido, Kar ve Fahriye Abla şiirlerinin yazarı değerli arkadaşlar şairi bu adam bu şiirleriyle tanınmış Olvido Kar Fahriye Abla sen ne güzel ablamızdın Fahriye Abla diye mesela e, bir şiiri vardı değerli arkadaşlar. Tevfik Fikret'in rubab kestesini ne yapmış? Sadeleştirerek Kırık Saz adında. Evet Kırık Saz adıyla ne yapmıştı? Sadeleştirip ve daha sonrasında Latin harfleriyle yayınlamıştı değerli arkadaşlar. Ahmet Muhip, Dıranas dediğimiz e, şairimiz. E, saf öz şiircilerin içerisinde yer alan bu şairimiz değerli arkadaşlar. Tek bir tane şiir kitabı var. Toplu şiirleri şiirler olarak geçer tamam mı? Şiirler olarak geçiyor. Ahmet Muhip Dıranas'ın şiir kitabı. Daha sonrasında değerli arkadaşlar çok çok önemli bir yazarımız var. Burada şairimiz var. Hem romancı hem tiyatrocu ve hem de değerli arkadaşlar şair kimliğiyle tanınan e, bir yazarımız var. Kimdir o? Tabii ki Necip Fazıl Kısakörek değerli arkadaşlar. Şöyle bir kağıt alalım yanımıza. E çünkü bakıyorum böyle olmayacak. Çok karışıyor. O yüzden şöyle sıra 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 şu şekilde gidelim. Arkadaşlar Necip Fazıl Kısa Kürek dediğimiz şairimiz kimdir değerli arkadaşlar? Neyin nesidir? Ne ile tanınıyor? En anahtar kelimeleri neler bu adamın? Arkadaşlar Sultanüş Şuara yani ne demiştik daha önceki bir tane pratiğimizde Sultan-ı Şuaraları toplu bir şekilde vermiştik. Sultan-ı Şuar'a şairlerin, Sultan-ı Şuar'a şairler demekti şairin çoğuluğu, şairlerin sultanı. Arkadaşlar kaldırımlar, kaldırımlar şiirinin yazarı Çile'nin, Çelen'in şairi dediğimiz bu şairimiz değerli arkadaşlar çok çok önemli bir yazarımızdı ve daha sonrasında Büyük Doğu dergisi Büyük Doğu dergisini çıkarmıştı değerli arkadaşlar ve bir de tabii ki daha önceki yine bir videomuzda söylemiştik dergileri Ağaç dergisini çıkarmıştı değerli arkadaşlar Necip Fazıl kısa körek dediğimiz şairimiz Arkadaşlar Örümcek Ağa şiir kitabını 17 yaşındayken yazıyor. Çok ilginç ee, ve gidiyor ee, bir tane hocasının yanına diyor ki bunlar benim şiirlerim ee, bunları değerlendirir misiniz diye. Böyle bir e, şekilde e, hocasının karşısına çıkıyordu değerli arkadaşlar. Bu arada Türk Edebiyatı'nın en büyük mistik şairidir değerli arkadaşlar. Bakın Türk Edebiyatı'nın en büyük... Mistik şairidir Necip Fazıl Kısakürek. Daha sonrasında değerli arkadaşlar baktığımız zaman ne önemli yönü var bu adamın değerli arkadaşlar. Ee Daha sonrasında ne yönü var baktığımız zaman mistik konuları işlemiş ya. Buradan mistik konuları işlemesi bakımından İslamcı olduğunu tabii ki ne yapacağız? Kestirebileceğiz. İslamcı bir şairimizdi ve ayrıca değerli arkadaşlar Türk şiirine çok çok önemli bir ee, ne yapmış yenilik getirmiş? Yeni ürperişler getirmiştir arkadaşlar. Yeni ürperişler getiriyor. Necip Fazıl kısa kürek dediğimiz şairimiz. Yani nedir bu baktığımız zaman değerli arkadaşlar? E, korkuları, iç hesaplaşmaları, Kabusları, siyah kedileri, kamburları, cüceleri, ürpertici motiflerle değerli arkadaşlar bir araya getirip gerçeküstü varlıklara yer veriyor burada baktığımız zaman. Cinler, periler, işte şeytanlar, e, efendime söyleyeyim bunun gibi böyle e, önemli konuları değerli arkadaşlar. Ölüm gibi konuları ne yapıyor? Yeni yeni motiflerle bu şekilde süsleyerek yeni ürperişler getiriyor şiirimize. Arkadaşlar bakın bu adamın çok çok önemli bir yönü daha var. Bakın bu adam devlet eliyle Fransa'ya gönderiliyor. İşte gençleri Fransa'da eğitim, ilim öğrensinler diye gönderiyor ve orada e, kumarhanelere takılıyor. Barlara işte efendime söyleyeyim e, otel odalarında takılıyor sürekli. E, yani bu hem bir hayat yaşıyor arkadaşlar. Bakın bu hem bir hayat yaşıyor Fransa'da ve Fransa'da geçirdiği yılları değerli arkadaşlar zamanları bu şekilde geçirdikten sonra içki, kumar, e, çok çok kumar güzel kumar oynarmış arkadaşlar için fazla hızlı Çok güzel sigara içiyor. Çok güzel bu şekilde. Yani baktığımız zaman adama hayran kalıyorlar yani oynayışına bile. Yani kötü bir şey olmakla beraber yalnız adamı bu yön, bu yönde kendine hayran bıraktırıyor arkadaşlar. Yani yaptığı şeylerle, tavrıyla, işte efendim söyleyeyim egoistliğiyle ee, bu şekilde kendine hayran bıraktırıyor. Ama ayrıca çok çok önemli bir yönü daha var. 34 yılından sonra bakın 1934 yılından sonra Abdülbaki Arvasi diye bir tane şeyhle, bir tane pirle tanışıyor. Ankara'da yanlış yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da Abdülbaki Arvasi ile tanışıyor ve daha sonrasında ne yapıyor? tövbe ediyor değerli arkadaşlar. Tövbe ediyor ve daha sonrasında İslam'a yöneliyor ve bu şiir ne yapıyor? O eski bohem hayatını bırakıyor ve şiirlerini o döneme kadar yazdığı şiirlerini ayıklıyor. Ve Arkadaşlar hayatı boyunca Necip Fazıl o Fransa'da yaşadığı hayatın etkisiyle sürekli yüzüne vuruluyor. Yani işte sen kumar oynuyordun da sen şöyle söyledin de işte yaptın yapacağını şimdi tövbe ediyorsun. Şu şekilde e, tavır alıyorsun falan şeklinde sürekli böyle bir ne yapıyorlardı yüzüne vuruyorlardı. Ve Necip Fazıl Küsakürek arkadaşlar Büyük Doğu yayınlarını kurduktan sonra şöyle bir şey yapıyor. Şiirlerini topluyor hepsini teker teker araştırıyor ve... Çile'nin şairi dedi ki arkadaşlar burada Çile diye bir isim veriyor kitabının ismine ve diyor ki arkadaşlar e, geçmişi e, köpekler diyor arkadaşlar e, düzelteyim e, çöplükleri sadece köpekler değerli arkadaşlar karıştırır ve bu çöplükleri demişti ki arkadaşlar Çile'nin şairi diye hani bu şekilde şiirlerini ayıklıyor ve daha sonrasında arkadaşlar topladığı şiirlerin ardından yayınlıyor ve diyor ki bunlardır benim şiirlerim. Benim bunlardan başka bir şiirim yok. Zira diyor çöplükleri karıştıranlar köpeklerdir diyor. Bunlar da benim geçmişim ancak ve ancak geçmişimi köpekler karıştırır diyor. Buna benzer böyle bazı söylemlerde bulunuyor ve tövbe ettikten sonra Çile'deki bütün şiirlerini değerli arkadaşlar burada topluyor ve ayrıca değerli arkadaşlar Çile'nin sonunda poetikası poetikasını yazıyor. Yani şiir anlayışını, şiiri niçin yazıyor, neden yazıyor, nasıl yazıyor, neye göre yazıyor ve bu şekilde bunları kaleme alıyor Çile'nin sonunda. Poetikası olan çok nadir şairlerimiz var. Kimdir onlardan bir tanesi? Ahmet Haşim, e, Efendime İsmet Özel gibi, işte Fuzuli gibi divan edebiyatında da en Leyla ile Mecnun'un ön sözünde arkadaşlar e şiir poetikasını Fuzuli e Fuzuli'de e açıklıyor orada. Çok nadir kişilerin Türk edebiyatında poetikası vardır. Şiir anlayışını anlattıkları eserleri vardır arkadaşlar. Necip Fazıl da bu şekilde. Şimdi eserlerine gelecek olursak değerli arkadaşlar, baktığımız zaman e, Necip Fazıl'ın çok çok önemli eserleri var ve bunlara birazcık değinmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Cinnet Mustatili ve Yılanlı Kuyudan hmm, Cinnet şöyle yazalım Cinnet Mustatili ve Yılanlı Kuyudan Kuyudan adlı Anı kitapları var arkadaşlar. Anı kitapları Cinnet Mustatili ve Yılanlı Kuyudan dediğimiz bu eserleri. Daha sonrasında şiirleri var. Şiirlerinde ne var? Az önce de bahsetmiştik. Örümcek ağı. Daha sonrasında tabii ki kaldırımlar ben kaldırımların emzirdiği çocuğum diyor değerli arkadaşlar. Kaldırımlar kaldırımlar içinde yaşamış bir insandır diyor değerli arkadaşlar. Necip Fazıl Kaldırımlar şiirinde ee, sevgili arkadaşlar Kaldırımlar şiiri çok çok önemli bir şiir ve Necip Fazıl Kısa Kürek Kaldırımlar şiiriyle daha sonrasında çok büyük kesimlere hitap ediyor bu şiiriyle. Ee, mesela e, ben küçükken 11. sınıftaydım zannedersem ezberlemiştim birkaç tane kıtasını. Yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir kıtası vardı. Çok çok hoşuma gidiyordu. Diyordu ki yürüyorum. Arkama bakmadan yürüyorum. Yolumun karanlığa saplanan noktasında sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum. Diye böyle e, bir e, kıtasını, bir e, parçasını ezberlemiştim. Bu çok çok güzel bir şiir arkadaşlar. Daha sonrasında ben ve ötesi daha sonrasında değerli arkadaşlar sonsuzluk kervanı sonsuzluk kervanı Bakın Necip Fazıl'ı ne yapıyorum? Ayrıntılı işliyorum. Ahmet Hamdi Tanpır'ı ne, yapıyorum değerli arkadaşlar? Ayrıntılı işliyorum. Bu önemli isimler sürekli ama sürekli gelen isimlerdir. E, sorularda sürekli karşımıza çıkıyor. Neredeyse bu adamlar her sene bir tane soruyla gelirler bizim karşımıza. O yüzden bunlar önemli. Üzerinde durduğum bütün eserlerin hemen hemen yazdığım eserler şairlerin üzerinde siz de durun. Çünkü niye? Çünkü sürekli bunlar karşımıza çıkacaktır. Daha sonrasında tabii ki az önce de bahsettik. Çile ve daha daha sonrasında neler vardı baktığımız zaman? Esselam. Esselam. Daha sonrasında e, neler söyleyebiliriz? Bu adamın eserleri hakkında oyunları. Bakın oyunları çok çok önemli bir yazardır bu adam arkadaşlar. E, ve çok çok değerli e, oyunları var. Bir adam yaratmak. Bir adam yaratmak. Bu video galiba bayağı gidecek bilmiyorum nasıl olacak bir adam yaratmak değerli arkadaşlar daha sonrasında e, para daha sonrasında e, tohum daha sonrasında bu adamın oyunları arasında Reis Bey daha sonrasında Künye daha sonrasında baktığımız zaman Abdülhamit Han dediğimiz çok önemli oyunları var bu adamın. Ata Senfoni dediğimiz düz yazıların arasında Ata Senfoni. Daha sonrasında Çöle İnen Nur. Çöle inen Nur. Daha sonrasında Son Devrin Son devrin din mazlumları. Son devrin din mazlumları. Bu adam İslamcıydı ya. Bu şekilde hatırlayın mazlumları diye önemli eserleri var. Bu açıdan düz yazılarında romanları var arkadaşlar bu adamın. Bakın romanları var. Aynadaki yalan. Aynadaki yalan. Kafa kağıdı. Kafa kağıdı. Arkadaşlar eskiden kafa kağıdı bir e, nüfus cüzdanı şeklinde e, geçerdi. Ve bu eseri de şu şekilde e, değerlendirebiliyorlar. Eserlerde otobiyografiktir bu. Yani otobiyografik olması ne anlamına geliyor? Kendi hayatını anlatıyor değerli arkadaşlar. Burada e, o açıdan önemli. Ee, daha sonrasında ne söyleyebiliriz bu adam için? Ha arkadaşlar çok önemli bir şey unuttum Ahmet Muhib Dranas'la alakalı Ahmet Muhib Dranas'ın çok çok önemli bir özelliği var ee, onu ben söylemeyi unuttum değerli arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman Ahmet Muhib Dranas e... evet. Necip Fazıl da hemen hemen bütün ayrıntılarıyla değerli arkadaşlar. işlediğimiz bir adam oldu Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip e, Nazım Hikmet gibi isimleri ben ayrıntılı ayrıntılı istiyorum ki bilin arkadaşlar. Bunlar çünkü her zaman bizim karşımıza sorularda çıkacaktır. E, Necip Fazıl da e, bu şekilde bitirilebilir. Daha sonrasında Asaf Halet Çelebi dediğimiz bir şairimiz var. Yine saf öz şiircilerin içerisinde yer alan bir şairimizdi bu. Baktığımız zaman öz şiircilerin arasında arkadaşlar Asaf Halet Çelebi önemli bir şair. Asaf Halit Halet Çelebi. Ne demiştik? Az önce Necip Fazıl'dan sonra en büyük mistik şairimizdi. Yani en büyük ikinci mistik şairimiz. Mistik İslamcı'dır yani bu adamda. Baktığımız zaman doğu felsefesini ve dinlerinin mevlevi unsurlarını mistik tarzda eserlerine ne yapmış? İşletmiş arkadaşlar. Doğu felsefesi Budizm, Manihizm falan bunun gibi böyle ee, dinleri ne yapmış? Eserlerinde işlemiş arkadaşlar. Doğu felsefesi ondan sonra mevlevilik. Büyük yazalım şöyle. Mevlevilik gibi e, ne yapmış? Dinleri ve felsefeleri, düşünceleri eserlerinde işlemiş bu adam. Daha sonrasında Hint ve Fars edebiyatı üzerinde durmuş. Hint ve Fars edebiyatı üzerinde duruyor. Ben yazarken siz de yazın değerli arkadaşlar. Hem sesli olarak hem de birazcık görsel olarak yazın. Çok çirkin kusura bakmayın ama bu şekilde gidebiliyorum ancak hızlı hızlı. Daha sonrasında değerli arkadaşlar e, ne söyleyebiliriz bu adam için? Eserlerine gelecek olursak, bakın arkadaşlar, Hint ve Fars edebiyatını işlemiş ya, mevleviliği ve Doğu felsefesini işlemiş ya. Şu şekilde eserleri aklınızda kalsın. Bakın şiir kitapları var bu adamın. He, he. Ondan sonra e, nedir? E, Lamelif. Daha sonrasında Om Mani Padme Hum. Om Mani Pandehum Hum diye eserleri var bu adamın şiirlerinin arasında baktığımız zaman ama on mani pandehum arkadaşlar hint ee, Hindistan'a gittiği zaman da onun etkisinde kalarak o düşünceyi, o felsefeyi ne yapmış? Bu eserinde işlemiş. Daha çok he la melif baktığımız zaman bunlar Arap harflerinin isimleri ve Arap harflerinin isimleri ne yapmış? Eserinin ismini vermiş arkadaşlar. Eserlerinin ismine vermiş. O yüzden bu açıdan da Fars yani Doğu edebiyatını, Doğu felsefesini işlediği konusunda da bu şekilde bizim aklımızda kalabilir diyoruz. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman bir kenara bırakalım şimdi bunu. Ne geliyor? 7 meşaleciler geliyor arkadaşlar. 7 meşaleciler. Şimdi hemen yine bir kağıt alalım ve bu kağıdımızda 7 meşalecileri işlerken en değerli arkadaşlar ne yapacağız? En ana çizgileriyle en önemli noktalarda biz bunları vereceğiz. Bu arada ben heyecanlı heyecanlı anlatırken kayıp duruyor. Arkadaşlar şimdi 7 meşalecilere başlayalım.